Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine yorumlarda çokça yazılmıştı. Koca Erçeli'nin 2023 yılı 4. çeyrek bilanço temel analizi ve grafik üzerine teknik analizini talebiniz üzerine çok arananlar üzerine yapıyoruz. Yapacağız birazdan. Analize geçmeden önce de açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Niye, neden, niçin bıraktın derseniz Midas yatırımın linkine tıklayıp indirip yolduktan sonra hem ABD borsalarında hem borsa İstanbul'da tek uygulama üstünden işleminizi yapabiliyorken çok düşük komisyon bedelleriyle karşılaşacaksınız. Bu da sizlerin faydasını olduğunu düşünüyorum. Link de açıklamalar kısmında değerli arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Evet metal ana sanayi sektöründe bulunan koca erçelik yıldız pazarda işlem görmekte. Halka çıkık oranı %19'muş şu an %24'lerde olduğunu söyleyebiliriz. Beta kat sayısı 0.35'ten 1'e çıkmış arkadaşlar. Yani ters korelasyondaymış şu an tamamıyla Bist, Borsa İstanbul'a doğru korelasyonda olduğunu söyleyebiliriz. Likidite oranlarına baktığımızda cari oran 1.13 yeterli seviyedeymiş. 1.44 daha iyi bir hale gelmiş. Likid oranına baktığımızda 0.71'den 0.71 sabit olduğunu söyleyebilirim. Ama referans aralığın altında biraz iyileştirmesi lazım. Nakit oran 27'ymiş iyiymiş ciddi nakit taşıyormuş. Şu anda da 31.5 seviyelerinde daha iyileştirmiş cebinde daha fazla nakit var. Aktif karlılığa bakarsak yüzdesel bazda 12.5'muş 9.8 yani yaklaşık %10'u kadar bir 2.5 puanlık gerileme yapmış. Brüt esas faaliyet kar marjı 17.5'muş 19.5'a doğru yukarı yönlü hareket ediyorken esas faaliyet kar marjı 10.7'den 13.3'e doğru hareket etmiş. Favök marjına baktığımızda 12'ymiş güzel. Şu an 14.7 daha da artırarak yoluna devam etmiş. Yani brüt esas faaliyet kar marjı, esas faaliyet kar marjı, faaliyet marjı. Bunlardaki artışlar arkadaşlar gelecek adında umut verici, ümit verici. E, net kar marjına baktığımızda 5.5'dan 7.8'e çıktığını, öz sermaye karlığına baktığımızda 29'dan 18'e doğru gerilediğini görüyoruz. Bundaki ana gerilemenin ana sebebini bakarsak aslında aktif karlıktaki gerileme biraz burayı aşağı yönlü tetiklemiş. Yani büyümesi var ama geçen seneler %30'lara yakın büyüyorken şu an %19 seviyelerinde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Maliyet oranlarına baktığımızda yaklaşık 10.8'miş 9'a doğru maliyetlerini geri çektiğini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız. Sonuna kadar izlemeye devam edin dostlar. Hisse başı kar 1.47'ymiş 1.8'e çıkmış. Güzel. İnelim aşağıya doğru şöyle biraz biraz. Evet. Esas faaliyet tarafı değil şurası. Evet. PEG oranı 0.09'muş. Şu an 0.72. Hala büyüme potansiyeli sunuyor. Fakat geçtiğimiz karşılaştırdığımız döneme göre yani o kadar sunmuyor. Biraz da o döneme göre yavaşlaması var. Hani büyüme oranı sunuyor fakat geçtiğimiz dönemdeki gibi sert, seri bir büyüme oranı yok. Beklentisi yok. Roy Koran 28'miş. 18'lere doğru geri çekilmiş. Bu da bize ne demek istiyor? Öz kaynaklarını biraz daha verimsiz kullanıyor. Roy Soran'a baktığımızda 0.40'dan 0.29'a geri çekilmiş. Yani biraz daha 0.29'a öz sermaye karlı 18-19'larda. Yani tam örtüşmüyor. İki tarafta da geri çekilme söz konusu. İnelim şöyle biraz daha bakalım. Aktif devir hızı 2.3'müş şu an 1.25'e geri çekilmiş. Bunun geri çekilmesini istemeyiz tam aksine artmasını isteriz. İhracat oranına baktığımızda %75'miş şu an %70'e yakın bir seviyede. Yani ihracat tarafında 5 puanlık bir düşüşü söz konusu. Stok devir hızına baktığımızda 9.38'den 5.7'ye düşmüş stokların devretme devir hızı. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Biraz talep tarafında yavaşlama var. Stokların daha az yeniliyor. Talepte yavaşlama söz konusu. Yabancı para net pozisyonu 348 milyonluk eksi de görünüyor. Yani yaklaşık %70'lik ihracatı olan bir şirket buradaki 300 milyonluk bir eksiyi çok rahat yöneteceğini düşünüyorum. Orada bir sorun yok. E, net satışlarına baktığımızda 17 milyarlar işte 17 milyar 18'ler 19'a doğru çıkıyorken son çeyrek 15 milyarda kapatmış satışları. Fakat buna rağmen esas faaliyet karında ciddi bir yıkılma olmamış. Tamam geri gelme olmuş kabul. Ama ciddi bir yıkılma görmemişti, görmedik. Sebebi şu kar marjlarında oralarda bir tık biraz biraz e, yine yukarı yönlü pozitiflikler olduğu için. Amortismanların satışların maliyetin oranı 1.42 imiş. 1.82'ye çıkmış. Yani buradaki çıkışı biz istemeyiz. Negatif tam aksine düşmesini isteriz. Pozitif konuşalım diye. Yabancı para net pozisyonun eksi olduğunu söylemiştik. Bilginiz olsun. Toplam şirketin borç durumuna bakarsak yüzdesel bazda 53'lerden 41-42'lere doğru geri çekildiğini söyleyebiliriz. Koca Erçeli'nin şöyle bir Tabi yeni bilanço dönemi geldi fakat bilanço dönemi gelmiş olsa da şey yok. şu an daha onlar açıklanmadı. Koca Erçeliğin şöyle bir yatırımlarına bakalım. Yani %12'lik yatırımlarında bir artış söz konusu. Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların toplam varlıkları oranı 40'tan da 44'lere doğru bir çıkış yapmış. Burada iyi bir senaryo yani iyi bir güzel bir durum var burada. Patent almış olabilir, tehcil hakkı elde etmiş olabilir, işletme hakkı almış olabilir gibi gibi buralara yansımış. Yatırımlarında da %11, %12 civarında bir artış söz konusu. Metal, metal ana sanayi sektörü fiyat kazanç oranı 20.5 iken Kocaer 32 seviyesinde bulunduğu sektöre göre fiyat kazanç oranı çarpanın da pahalı olduğunu söyleyebilirim. Piyasa değeri defter değerinde sektör 2.17 Kocaer 5.5 pahalı kalmış. FDFÖK tarafında e, sektör 12 Kocaer 18. Burada da 3 üç rasyonun 3'ünde de pahalı olduğunu söyleyebilirim. Piotrowski F-score'a bakarsak geçtiğimiz yıl aynı dönemde 8 iken çok iyi seviyedeyken şu an 6 orta seviyeye düşmüş. Değer yatırım açısından da belli bir miktar geri çekilmesi mevcut. E, yorumlayacağız tabii gün şeyin sonunda genel fikrimizi söyleyeceğiz. E, Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Gelin bir de Fintables tarafından bakalım. Fintables'da baktığımda arkadaşlar satışları 14 puan düşüyorken, %14 düşüyorken esas faaliyet karı 3 puan artmış. Bu da kendi hani kar marjindeki pozitiflik hala burayı tutmuş. Bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi PEG, peg oranı tarafı biraz burada büyümeyi törpülüyor. Yani o nokta biraz artık çok böyle seri büyüyen bir şirket halinde göreceğimizi düşünmüyorum. Karnesine bakarsak karlılık 6'da 3 gelmiş. Büyüme 6'da 4. Borçluluk 6'da 3. 5 üzerinden 3.5'luk bir karne var arkadaşlar karşımızda. Uçup kaçan bir tarafı şu an için yok. Ee, gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda mal kimdeymiş yani hisse kimdeymiş toplu baktığımızda Citibank'ın yani yabancının yani Bank of America'nın elinde görünüyor %15 oranında sonra iş yatırım garanti yatırım fonları diye geliyor. Peki hangi yatırım fonlarında varmış? Baktığımızda genel olarak katılım fonlarında görüyoruz. Demek ki bu biraz e, katılım endeksi zaten şu solda yazıyor. Katılım endeksinin olduğunu söyleyebiliriz. Genellikle Kuveyt Türk'ün fonlarında görüyorum şu an için. Bilginiz olsun. Nasıl bir bilanço var? Arkadaşlar bilançoda ben diyor ki geçtiğimiz işte dönem bu dönem benim tepelerim görülebilir. Tepe noktalarım geçtiğimiz dönem özellikle. Şu anda biraz daha bozulmalar mevcut. Yani e, kar marjlarım beni tutuyor. Fakat büyüme noktasında, aktif karlılığımda, aktif devirizmde, stok devirizmde, bla 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 birçok saydığım daha deminki noktalarda geri çekilmelerim mevcut. Piotrowski F-score'um geriye geldi. E, çarpanlarım biraz pahalandı. PEG oranımda biraz artış var. Biraz böyle sanki tepeden döndüm e, mesajı veriyor. Biraz daha nötr olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu demek değil ki çok negatif şöyle böyle falan demek değil. Biraz da geçtiğimiz bir yıl ki o beklenen o yaptığı performansı bu sene çok öyle görebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. E, YTD diyelim. Gelin şimdi bir de teknik tarafına bakalım. Teknik tarafa baktığımızda ne görüyoruz? E, ne görüyorsun diyorsun sen de şimdi. Yani 30 Mayıs 2023 geçen yıl yani geçen yıl bu 25 TL iken 25 TL'den bu yıl kaça gelmiş? Sene sene başında yaklaşık 33'lerde falan kapatmış. Sonra aradan ciddi bir hareket getirmiş. Neyse. Hani benzer hani hareket o tarz o sertlikte bir hareket biraz zor diyordum ya o sebepten dolayı. Şimdi aşağıda destek direnç şudur budur şöyle bir bakalım. Destek tarafına baktığımızda arkadaşlar en yakın kısa desteği 56.6 ardından 55 ardından 50. 50 TL seviyesi ciddi manada bir destek. Tamam onu söyleyeyim. 50 TL'nin üstü ve altı olarak bakmakta fayda var. 50'nin üstünde ise nötr pozitif, 50'nin altında ise negatif şeklinde düşünebiliriz. Öndeki direnç 63'lerden 2 defa dönmüş. Geçmişte de 3 defa oralardan dönmüş 63 seviyelerinden. Şu an 63.35 ardından 68.2 ve 73.1 seviyeleri de direnç olarak karşımızda. Yani şurada kısa vadede şöyle bir çanak görünümü veriyor ama buraya böyle hızlı kırıp oradan yukarı yönlü bir hareket. Şu piyasada biraz sanki e, biraz daha beklememek e, biraz daha ne diyeyim hızlı bir hareket olur. Şu piyasada bu kadar hızlı bir hareket etmesi için bir sebep var mı? bence yok gibi duruyor. Yani önemli olan şu anda 50 TL seviyesi dostlar. 50 TL'nin üstü ve altı olarak bakmakta fayda var. En en önemli nokta da şu. 68'lerin üstünde tekrardan böyle tutunmaya başlarsa 1-2 gün özellikle yani birkaç gün burada tutunursa tekrar yukarı yönlü bir sert hareket yapabilir. 68'lerin üstüne tutunursa ama şu an için öyle bir durumda görünmüyor. Bilginiz olsun dostlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.